Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte birçok insanda romatizması olanlarda yavaş yavaş ellerinde, ayaklarında, dizinde, bacağında sızlanmalar başlıyor yavaş yavaş. İşte ağrı romatizması olanlarda bu tür rahatsızlar başlıyor, işaret, sinyal veriyor. Şimdi romatizmayı tetikleyen sebepler nelerdir? Lenf bezlerinin şişmesi romatizmayı tetikler. Bademciklerin iltihaplanması. Diş dibinde, diş kanallarında, dişin dibinde iltihapların birikmesi, yoğunlaşması, diş çürükleri, tedavi edilmesi. Romatizmaya kadar gidebiliyor diyorsun. Tabii tabii. Üşütme, grip, nezlenin tedavi edilmemesi. Fakat esas önemli, romatizmayı tetikleyen faktör, eklemlerin üzerinde çok ince bir kıkırdak tabakası var. Hı hı. Sıvı salgılar. Sinovial sıvı. Eklemler arasında sinovial sıvı var. Bir kapsül gibi düşünelim. İnce bir zar gibi. İçi sıvı dolu. Kıkırdakların salgılamış olduğu sıvıyı bu zar emer. Kapsül gibi bir şey bu. Evet. Eklemleri birbirinden korur. Yani çok ince. Milimetrik. Şimdi mesela koşuyoruz, eğiliyoruz. Efendim çeşit çeşit hareketler yapıyoruz. Kıkırdaklar birbirine zarar vermiyor. Kemikler aşınmıyor. Neden? Bu sıvı sayesinde. İşte iltihaplı hastalıklar tedavi edilmezse kanda dolaşan iltihap sinovial sıvıya da sirayet ederse ne olur? Romatizma tetikler. Sıvıyı mı tüketiyor peki? La ilahe illallah Muhammed Resulullah eklem iltihaplanmasına sebep oluyor. Romatoid artriti yavaş yavaş tetikliyor. Zamanında kişi tedavi olmazsa ne oluyor? Bu sinovial sıvı eklem iltihaplanması yavaş yavaş eklemleri tahrip ediyor, kıkırdaklara zarar veriyor. Zamanla kıkırdaklarda ve hatta kemikte yıpranmalar olur ve yıpranma nedeniyle ne olur? Kemiklerde veyahut da eklemde, kıkırdakta kırılmalar olabilir, küçük kemik kırıklıkları. Bunlara kemik faresi denir. Kemik faresi böyle çok jilet gibi keskin kırıklar. Ne yapıyor? Eklemlerdeki, eklemlerin etrafındaki dokuya, sinirlere, kirişlere, dokuları zarar verdiği, zedelediği için kişiye çok ağrı, çok acı verebilir. Bu nedenle bu tür rahatsızlıklar başlamadan hemen tedavi olmak gerekir. Evet, romatizmanın tetikleyen faktörleri var. Peki nasıl tedavi edilebilir? Şimdi bu görmüş olduğunuz şeytan pençesi, evet, kökü. Buna harpago denir. Harpago. Türkçesi şeytan pençesi. Bunun uzun bir kökü var. 1,5-2 metre derinliğinde. Kazık kök. Bir de şöyle yumru kökleri var. Patates gibi. Bu yumru köklerinin birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Harpagozit romatizmaya karşı dünyada en etkili maddedir. Şimdi kişi şeytan pençesinin kökünün çayını içse romatizme iyi gelir. Fakat etken madde %2,5-3 olduğu için yani ağır vakalarda, romatoid artritte, artrozda yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, fibromiyalji, yumuşak doku romatizması veya ankilozan spondilit gibi romatizma türlerinde şeytan pençesi kökünün çayı yeterli değil. Hafif rahatsızlarda şeytan pençesi kökü, söğüt kabuğu, civan perçemi, kır kilit, ısırgan otu. Buna gökçek romatizma çayı diyebiliriz. Evet, hepsini bir arada kullandığımızda bunu daha etkili. Bunu vatandaş alıp kullandığında basit romatizma rahatsızlarında iyi gelir, iyileşir. Fakat ağır vakalarda yeterli değil. Bu nedenle ne yapmak gerekir? Ağır vakalarda bu şeytan pençesi kökünün ekstraktının damlasının derecesinin yapılması gerekir. Biz bununla ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Harika. Peki çok güzel.